Değerli konuklar, evvela gecenin bu saatine kadar burada beklediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ama bu teşekkürü kültürümüzün derinliğinden gelen bir yerden etmek istiyorum. Birisi Aşık Veysel der ki, her kim ki ererse sırrına mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser diye. Bugün dünyada işlerin sırrına mazhar olmadan bir yere gitmek mümkün değil. İkincisi Mevlana'dan bir şey söylemek istiyorum. Timur Kur'an'ın kitabından aldım ama onu ben manzume haline getirdim ama kitap şey kaynağı Timur Kur'an. Diyor ki iki yol var her insanın önünde. Kolayını arar gelenekte dininde. İçine yolculuk yaparsa eğer farklı yollar bulacaktır derinde diyor. Şimdi biz burada bu kadar sabrettiniz. Umuyorum ki sabrımızın sonunda iki şey yapacağız. Bir, kendi içimize yolculuk yaparak yaptırarak size farklı yollar bulmayı yapacağız. Bir de Veysel'in dediği gibi, Aşık Veysel'in dediği gibi bilmediğimiz sırlara ereceğiz. Ancak böyle tartışmalar olur. Bir şey daha söyleyerek bu konuşmayı başlatmak istiyorum. Çünkü bu giriş bölümü önemli. Biliyorsunuz son 15 yıldır dünyada nüfus kontrolünde harikayla yaratan ülke İran. Hikayesini başka türlü anlatacaktım ama açtığınız zaman Gogol'u ve başka yerleri ya da Lasterborough'un İş Bankası'nda çıkmış kitabında İran nasıl başardı bunu diye bütün dünya merak ediyor. Konuları serbest, özgür tartışarak, din kurulunun orada bir karar vererek bu konuyu yani nüfus kontrolü konusunu tartışmadan kimse takibata uğramayacak dediği son yaygın tartışma açarak İran'da nüfus kontrolüyle ilgili, şimdi benim tanığımda Gogol'a girersiniz, başka yere girersiniz böyle. Buradan şunu demek istiyorum, bu tartışmalar önemli ama bir şey daha önemli, şu salonda bu saat, gecenin bu saatine bu kadar insan kalmış olması çok önemli. Değerli konuklarımızı anlatacağım. Önce isterseniz hocam anlatayım, herkesin sırası geldiği zaman. Önce ilk sıra konuşmamız Profesör Doktor Levent Onural. Kendileri Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde. Size inovasyon konusunda mesajlar iletecek, bazı mesajlar iletecek. Şimdi sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim, saygılar sunuyorum. Benim sunumum aslında çok basit ama önemli olduğunu düşündüğüm bir mesajı verecek. Özellikle de genç arkadaşlarımızın çok olduğunu biliyorum. Onların işine yarayacağı kanısındayım. Bu toplantının dünkü oturumlarına katılamadım maalesef. Bugün öğleden sonra bir iki sunumu izledim ama neler konuşulduğunu da tahmin edebiliyorum. Zaten konu inovasyon olduğuna göre inovasyon odaklı pek çok teknikler, değişik yorumlar gördünüz, öğrendiniz. Öğrencilerimden de görüyorum. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 3000'e yakın öğrencim var. Hepsininle her zaman yakın ilişkim var. Çok iyi öğrencilerimiz var, biraz daha vasat öğrencilerimiz var ama hepsi çalışkan, işlerini güzel yapmak istiyorlar falan. Sizlere vereceğim mesaj aslında başlıkta gizli. İnovasyon iyidir tabii ki. Herkes de inovatif olmalıdır tabii ki. İnovatif olanlar diğerlerine göre işleri daha düzgün yapacaklar. Bu da doğrudur. Fakat sakın aldanmayın ki esas altyapıyı doldurmadan tek başına inovasyonla fazla yol alabilirsiniz. Sizlerin de iyi bildiğinizi sandığım bir söz var. Bunun aslında orijinal İngilizcesi biraz da argo, daha da keyifli ama onu söylemeyeyim. Dünyadaki insanları üçe ayırabiliriz diyorlar. Birinci grupta etrafımızda olup biteni yapanlar var. İkinci grupta ne olup bittiğini anlayanlar var. Ama bir de çok büyük bir üçüncü grup var. Onlar ne olup bittiğinin de farkında değiller. Eminim sizler ilk gruptansınız. Burada oturduğunuza göre de özellikle genç arkadaşlarımız dünyayı değiştirmeye niyetli olan kişiler. Eminim de öyle yaparlar. Bir grup kişi de sadece ikinci grupta yer alıp gözlemlerle, düşünceyle, bilgiyle etrafta ne olup bittiğini gayet iyi anlıyorlardır. Üçüncü grupta yoksunuzdur zaten ama öyle bir niyetiniz varsa da ben hiç önermem. İyi iş yapılması gerekir. Hepimiz duyduk. Biraz önceki oturumlarda da vardı. İyi iş, dünyadaki en iyi iş. Neyi yaparsanız yapın en iyisini olun. Bunu duymuşsunuzdur. Ben de tamamen katılıyorum. Yalnız bu kolay değil bakın. İyi iş yapabilmek için nitelikli insan olmak gerekir.
O nitelik de altını açarsak aslında çok uzun, çok uzun. Bilgiler var, beceriler var, etrafı anlamak var, insan ilişkileri var falan var da var yani. O niteliği açmak uzun sürebilir. İnovasyon becerileri de bu niteliklerin içinde. Dediğim gibi inovatif olan kişiler, bunu becerebilenler, öğrenerek becerebilenler, içinden gelerek becerebilenler daha iyi iş yapacaklar. O doğru. Burayı vurgulamamın sebebi sakın sunumumu yanlış anlamayın diye. İnovasyon kötüdür falan diye bir mesaj çıkarsa ben de çok üzülürüm. Hiç onu demiyorum. Yalnız hala daha dediğim bir şey var. Sadece inovasyon kesinlikle yetmez. Hiç buna güvenerek yol almayınız. Ben burada bir iki işi özetledim. Siz bu listeyi daha da uzatabilirsiniz ama iyi iş yapmanın birkaç aklıma gelen bileşenini ekledim. Bir tanesi derin bilgi ve beceri sahibi olmak, hiç şüphesiz. Motive olmak, canı istemeyen adamdan hiçbir şey olmaz, onu biliyoruz. Herhangi bir mesleğe girerseniz bu mesleğin tüm niteliklerini taşımak ki o da zaten okullarda o meslekle ilgili eğitimlerde öğretiliyor. Bakmanız lazım dünyada olup bitene, iklimi tanıyor olmanız lazım. Çünkü her şey değişiyor. Değişen her şey içinde her türlü meslekte işte kendine ayrı bir konum buluyor. Karar verme becerileriniz yerinde olması lazım. Zamanında doğru kararlar verebilmeniz gerekir. İnovasyon da orada. Olmazsa olmaz. Yaratıcı, buluşçu, yenilikçi olmasınız. Fakat bunu ben bir eğitimci olarak altta özetledim. Bütün bunların yolu eğitimden geçer. Eğitimsiz inovasyon olmaz mı? Olur. Olur. Ülkemizde de var görüyorsunuz her yerde. Fakat eğitimsiz inovasyonla atılacak adımlar hala daha yararlı olmakla beraber sizi çok az öteye götürür. Tersten söylersek, bilgi ve beceri olmadan yalnızca inovasyonla yol alamazsınız. Kaliteli eğitim olmadan inovasyon çabaları güdük kalır. Biraz daha devam edelim. Zaten bu toplantılarda görmüşsünüzdür, örneklerini de izlemişsinizdir. İnovasyon becerileri de elde edilebilir, yani öğrenilebilir. Dolayısıyla öğretilebilir de. Bu becerileriniz eksikse tamamlayabilirsiniz. Kişisel yöntemler var, gruplarla uygulanabilecek yöntemler var. Görmüşsünüzdür de zaten. Bunların örgün eğitimde anaokulundan üniversiteye kadar programlarda yer alması gerekir. Bunun da sorumluluğu bizlerde tabii ki. Eğitimci olarak ben üniversitede eğitimle uğraşıyorum. Tabii ki müfredatları yaparken bu bileşeni de içine koymak bizim işimiz. Sizlere konuşmamın bu son dakikalarında zaten vaktinizi de almak istemiyorum. Kısa bir süreydi. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yıllardır yaptığımız bir uygulamadan örnek vermek istiyorum. Bizim 4. sınıf öğrencilerine bir yıl boyunca verdiğimiz bir ders var. Dersin adı Innovative Product Design and Development. Bu dersin özelliği gruplarla bir proje yapılıyor. Proje büyük ve şirket simülasyonuna yönelik. Esasen de bir teknoloji ağırlıklı ya da teknoloji temelli ama fikri ilk çıkış noktasından itibaren alarak bir şirket simülasyonu ortamında şirketleştirmek, ürüne döndürmek, satılabilecek bir duruma getirmek ve hatta finansal konularla da ilgilenerek borsaya açmak falan. Bir tane içeride bir tane mock bir borsada işletiyoruz. Bu derste yıllardır öğrencilerimiz son derece inovatif bir takım buluşlar yapıyorlar ama gruplar esas özelliği bu gruplar sadece mühendislik öğrencilerinden oluşmuyor. İçinde mühendislik öğrencileri var, bir iki tane ama güzel sanatlardan öğrenciler var, işletme, finanstan öğrenciler var, marketingciler var falan. Disiplinler arası buluşçuluğu daha da ileriye götüren ve herkesin birbirinin bilgi becerisini, bilgi ağacını, kümesini artıracak bir topluluk oluşuyor. Bu topluluklar tasarım odaklı, mühendislik eşittir tasarım tabii ki. Temel fikirden başlayıp ta en sonuna kadar her şeyi yapıyorlar. Şirket simülasyonları var, iş planı hazırlanıyor, proje yönetimleri var, ürün geliştirme evreleri var, kalite yönetimi var. Standartlara bakıyorlar her zaman.
sosyal ve çevresel faktörleri de işin içine koyuyorlar ve bir iki örneği burada var. Bunlar geçen sene bitirilmiş projelerden örnekler. Bir grup kendisine biraz makine mühendisliği ağırlıklı, robotik bir kol, bacak falan gibi ama kendi başına hareket etmeyen insanın üzerine monte edilerek insanın bunlar olmadan yapacakları işi daha güzel ve daha nitelikli yapmalarını sağlayacak robotik yardımcılar. Çok ağır ama çok ağır bir kişinin kaldıramayacağı bir şeyi kolaylıkla kaldırabilecekleri bir şey gibi. Bu orada kendilerini tanıtmışlar. Ben bunu web sayfalarından kopyaladım. Öğrencilerimiz burada dediğim gibi değişik disiplinlerden geliyorlar. Ve bir başka örnek burada da daha klasik diyebileceğimiz ya, ama içinde hocam. Yenilikçiler olan altılı bir helikopter var. Yine bunlar şirket kuruyorlar, borsaya açılıyorlar, borsadaki işleri izliyorlar falan. Sanırım zamanımı da doldurdum. Teşekkür ederim. Bana ulaşmak isterseniz adresim ben orada. Teşekkür ederim Levent hocamıza. Levent hocanın konuşmasından ben Yunus Emre biliyorsunuz. Ben Mevlana'nın yerinde olsam Mesnevi'yi yazmazdım. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diye söylerdim demiş. Ben Levent hocanın dediğinden böyle bir ete kemiğe büründürüp ne anladığımı söyleyeyim, benim ne anladığımı. Birincisi dedi ki bilincin üç bileşenine dikkat etmek gerekiyor inovasyon için. Bir, çevrenizi sezin ve anlayın. İki, kendinizi tanıyın. Üç, gelecek planlayın dedi. Ancak inovasyon ondan olur ama asıl şunu söyledi. Dedi ki beş kural var bunun. Birikiminiz olacak, bakış açınız sağlam olacak, buluş kabiliyetiniz olacak, yetiniz olacak ve beklentileriniz olacak. Sonuç olarak da bereket üreteceksiniz. Ancak o zaman olur diye söyledi bize. Şimdi ikinci konuşmamızı takdim edeceğim ama küçük bir anı anlatayım. Eskişehir'de bir mahalle gazetesi çıkarıyorum. Gazetenin sahibi Haldun Simavi. Bir gün böyle bir hayat sayfası yapıyoruz gazeteyi sayfa yapabilmek için. Bir güzel günler yapıyorlar Eskişehir kızları. En güzel Eskişehir kızı diye yazmışım şeyin altına, resmin altına. Londra'da yaşıyordu o zaman. Saat 10'da dediler Haldun Bey arıyor. İnanmadım. Telefon açtım. Evladım dedi, gazetecilikte Eskişehir'in en güzel kızı yoktur. En güzel kızlarından biri vardır. Eskişehir'in bütün kızları güzeldir dedi. Şimdi ben üniversite hocam, bir akademisyen daha size takdim edeceğim ama akademisyen takdim ederken en iyi üniversitemiz desem çok ayıp olur ama en iyi üniversitelerimizden biri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levent Gülay Hasdoğan hanımefendi. Kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ürün Tasarımı bölümünden kendileri efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli tim yetkilileri, değerli misafirler. Ben de neden üniversite sanayi, üniversite endüstri işbirliği sorusu üzerinden konuşacağım. Biraz daha somut örnekler. Bir de benim konum da etek kemiğe büründürme ile ilgili ama biraz daha yaptığımız şeyi insana yaklaştırmayı, yani kullanılabilir kılmakla ilgili endüstri ürünleri tasarımı. Neden üniversite sanayi üniversite endüstri işbirliğinin başlangıçta cevabını verecek olursam bu literatürde geçen cevap üniversitenin motivasyonları burada yeni bilgi üretme ve yayınlama, bilimsel tanınırlık kazanma, endüstrinin motivasyonları ise üniversite bazlı bilgi, fikir ve teknolojileri ticarileştirme veya ticarileştirme potansiyelini keşfetme ve bilgiye erişim. Yani üniversitenin en büyük motivasyonu o bilgiyi yaratmak, sanayinin motivasyonu ise ticarileştirmek. Buradan bunu anlıyoruz. Peki gerçekte ne oluyor? Yani bizim durumumuzda ne oluyor? Bizim durumumuzda şöyleydi. 1979'da kurulduk. 35. yılımız bu yıl. İlk kuruluş yıllarında oldukça üniversiteden kopuk, endüstriden kopuk bir şekilde eğitim stratejilerimiz gelişti. Çünkü endüstrinin verdiği ivmeyle değil, aslında
Türkiye'de bu branşı başlatmak gibi bir motivasyonla kurulmuştu. Fakat sonraki yıllarda bu kopukluğu aşmak için biz daha gerçek projelerle, yani bizim kendi kurguladığımız projelerle değil, gerçek projelerle uğraşmak istedik, öğrencilerimizi de uğraştırmak istedik. Bunun için de endüstriyle işbirliği yapmaya başladık. Şimdi bunu yapmaya başladıktan sonra kendimize birkaç yıl sonra kendimize sorduğumuz bir soru oldu. Yani bunu biz neden yaptığımızdansa aslında neden yapmadığımızı bir tanımlamak istedik. Aslında bunun ne olmadığını. Çünkü hep yanlış anlamalar oluyordu. Endüstriye tasarım hizmeti veren bir sistem değildi bu. Yani biz burada eğitim ortamıyız, öğrencilerimiz var, hocalarıyız, proje yapıyoruz ama yaptığımız iş endüstriye hizmet, tasarım hizmeti vermek değil. Ve öncelikli hedef öğrenci açısından bu sürecin öğretici olması. Ve dolayısıyla da biz tasarımda fikir geliştirme, üretim ve pazarlama aşamaları hakkında bize uzmanlık desteği vererek firmalarla çalışmalıydık. Bu başlangıçla biz mezuniyet projelerinde her bir öğrenciyi, yaklaşık işte 40 öğrencimiz oluyor, bir sanayi danışmanıyla, bir firmayla eşleştirerek 13 yıldır mezuniyet projeleri yürütüyoruz. 13 yılda 476 öğrenci projesinde danışman olarak 155 firma uzman kişi ve kuruluş ile işbirliği yaptık. Ve de bugüne kadar geliştirilen projelerden sadece ikisi ticarileştirildi. Şimdi bunu hem aslında olumlu bir şey olarak hem de olumsuz bir şey olarak söylüyorum. Olumsuz çünkü eğer burada sanayinin beklentisi ticarileştirmekse burada bir yanlışlık var. 476 projede neden sadece iki tane ticarileştirildi? Olumlu bir şey de var. Aslında bu bize şu soruyu sorduruyor. Yani burada yapılan şey nedir tam olarak? Yani esas hedef ticarileştirmek midir? Çıkmasını beklediğimiz şey nedir? Baştan bunun cevabını söyleyeyim. Çıkmasını beklediğimiz şey aslında inovasyon. Yani biz yeni bir şey çıkartmak istiyoruz tabii ki bütün bu projelerde. Bunu nasıl yapıyoruz? Çok kısaca süreçten bahsedeceğim. Her bir öğrenciyi sanayi danışman firma ile eşleştiriyoruz. Öğrenci bir konu önerisinde bulunuyor, firma önerisinde bulunuyor. Firmalara portfolyo yolluyoruz. Bir şekilde öğrenciyi seçiyorlar ve oraya yerleştiriyoruz öğrenciyi. Sonra konsept geliştirme, ilk fikirleri üretme, tasarım geliştirme, proje detaylandırma gibi aşamaları oluyor. Ya bunların çok detaylarına girmeyeceğim ama burada tabii ki hedefimiz ilk fikir aşamasından, yani yenilikçi fikirlerin çıkarılmasıyla daha sonra kullanıcı araştırmaları, detaylandırma, malzeme araştırması, hedef kitle, bu hedef kitleye yaratılan çözümün uygunluğu gibi bir takım aşamalardan geçerek en sonunda bir sonuç aşamasına geliyoruz ve burada da beklediğimiz projenin iyi bir şekilde anlatılması, prototip ve sunum haftalarıyla anlatılması ve bunların sergilenmesi. Her yılda Haziran ayının ilk haftasında bunu ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergiliyoruz. Bekleriz bu yıl, 2015'te de hepinizi. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık bu sene. Firmalara sorduk. Sizin motivasyonlarınız, kazanımlarınız ve planlarınız neler? Öğrencilere de sorduk. Bakalım neden yaptılar bu projeyi ve sonuçlarından memnunlar mı? Ne planlıyorlar? Öğrenelim istedik. Şimdi firmaların motivasyonunu üçe ayırabiliriz. Firmaların bir kısmı zaten üzerinde çalıştıkları ya da çalışmak istedikleri bir konuyu seçiyorlar. Tabii ki yani bunun çeşitli nedenleri var. Kendi uzmanı oldukları alanlarda yardımcı olmak istiyorlar. Öğrenciye daha iyi yardımcı olabiliyorlar. Ya da aslında bir ticarileştirme hedefleri olabiliyor kafalarında. Yani üzerinde çalıştıkları bir konuyu çalıştırarak belki bunun bir ileri aşamaya götürülmesi, ürünün hedefi olabiliyor.
Bunu bir örnek gösterebilirsem, mesela geçen yılki projelerden bir tanesi Sunset Core firmasıyla yapılmış. Bu bir ofis çalışma birimi, hem oturma hem çalışma birimi. Fakat alıştığımız bir çalışma birimi değil. Günümüz ofislerinde çalışma biraz daha esnekleşti. Artık bir yere sabit değiliz. Bazen mobil bir şekilde çalışabiliyoruz. Bazen ise geçici bir yere oturup çalışma ihtiyacı duyabiliyoruz. Bu ona cevap veren bir proje. Bu firmanın üzerinde çalışmak istediği bir konuydu ve sonunda da bir prototiple gerçekleştirildi bu proje. Şimdi diğer bir motivasyon, üzerinde çalışmayı planlamasa bile firma, kendi uzmanlık alanına giren bir konuda öğrencinin isteği doğrultusunda çalışabiliyor. Mesela burada da gene otokarla yapılmış bir proje. Otokar böyle bir araç üretmeyi hedeflemiyor, hedefinde yok. Ama geçmişte işte bir İstanbul taksi yarışmasına katılmış bir uzmanlığı var, deneyimi var. Öğrencide de burada bir heyecan var. Böyle bir projeyi üretmesine yardımcı oluyor otokar firması öğrencinin. Diğer bir motivasyon ise, yani diğer bir yaklaşım ise firmalardan, üzeri öğrenciyi çalışmak istediği konuda tamamen serbest bırakmak. Çünkü bazen öğrenciden çok yaratıcı bir fikir gelebiliyor. Örneğin burada bu Red Dot ödülü alan da bir yarışma, bu geçen seneki projelerden. İşte şeyden afetzedeler için uçakla atılan ve de açıldığında hem çadır olabilen hem de içinden ilk yardım kiti çıkan bir ürün. Şimdi burada firma öğrenci tamamen serbest bırakıyor. Çünkü öğrencide böyle bir motivasyon var. Öğrenci bir deprem deneyimi yaşamış. Direkt bu problemi deneyimlemiş ve buna çözüm getirmek istemiş. Yani çocukluğunda yaşamış bunu. Ve de böyle yaratıcı bir proje çıkıyor ve inşallah başka bir, yani buna destek veren firma değil ama başka bir yurt dışında bir firma tarafından hayata geçirilecek. Canım tamam, diyelim zamanımız doldu. Zamanımız doldu. Ben burada yani şey yapacağım, bunların detayına fazla girmeden bağlamak istiyorum. Sonuçta hedefimiz, sonuca gelmeye çalışıyorum. Oldukça da aslında çok örnek hazırlamıştım sizlere ama. Sonuçta her zaman hedef ticarileştirmek olmayabiliyor. Neden? Çünkü esas buradaki beklenti inovatif bir çalışma ortaya çıkartmak. İnovatif bir çalışma ortaya çıktığı zaman firma bunu ticarileştirmeye hazır yapıda olmayabiliyor. Ama olmasa bile hani bu desteği ona vermek istiyor. Daha uzun vadede hayata geçirmeyi planlayabiliyor firma bu çalışmayı. Bu da firmanın işte gelecek hedefleri için uygun görülebiliyor. Öğrenci yarışmalara katılmayı tercih edebiliyor. Yani hani hemen ticarileştirilebilecek bir üründense yarışmalarda başarı kazanabilecek ve gerçek anlamda inovatif bir proje çıkartmayı hedefleyebiliyor. Dolayısıyla Beden Üniversitesi Sanayi İşbirliği sorusunun cevabı aslında inovasyon, yani yenilikçilik. Teşekkür ederim. Sayın Aslan'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi sıramız ilginç ama hocam bir dakikanızı bir şey. Ben hocanımın dediğinden bir şey çıkarttım. Diyor ki eskiden biz veri bulmak çok önemliydi. Verilerle çok şimdi kolay ulaşıyoruz. Onu malumata dönüştürmek ayrı bir iş oldu. Sonra malumatı bilgiye dönüştürmek ayrı bir iş oldu. Şimdi bilgi de yetmiyor. Onu sezgilerimizden mutlaka anlamaya dönüştürmek gerekiyor. O da yetmiyor. Dediğinize göre inovasyonda onu bir ticari yapıya, bir yarara dönüştürmesek sonuç alamıyoruz. Böyle bir zaruretten maharet doğurmaya doğru gidiyoruz. Öyle mi anladım? Doğru mu? Şöyle özetleyebilirim. Eğer kısa vadeli hedefler koyabiliyorsak, inovasyonla işimiz yok aslında. Evet.
Yani inovasyon daha uzun vadeli bir yatırım mı, daha geleceğe yönelik bir düşünceyi gerektiriyor. Eğer yatırımlarımızı uzun vadeye yönelik yaparsak, o zaman hani inovasyon tamam. içinde gerekli yatırımı ve fedakarlığı yapabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bir pratik uygulamacı var, eli taşın altında olan, üretim yapan Haluk Burucu Bey. Kendileri bu nasıl telaffuz ediyoruz bunu? FNSS diye evet. Pazarlama ve Strateji Bölümü Başkanı. Yaşadıkları deney ama asıl önemli bir büyük bir şey açıklayacak. Yeni bir inovasyon programı açıklayacak. Bu herkese, bütün ilgili olanlara yeni bir kapı açıyor. O bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli misafirler, saat 5:10 geçiyor. 10 dakika sürem var. Oldukça da yoruldunuz ama sabırla bu saatleri beklediniz. Sağolunuz. Efendim, zırhlı muharebe araçları yapan bir şirketin strateji ve pazarlama direktörüyüm. Dünya çapında bir şirketiz, Türk şirketiyiz. Rakiplerimiz Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar, yani büyükler. Ve bu alanda belki otomotivde Türkiye söz sahibi değil ama zırhlı muharebe araçlarında gerçekten ilk 20 arasına giren bir ülke. İnovasyonun tarifini 1990'larda TÜBİTAK'ın yaptığını hatırlıyorum. Daha doğrusu bir seansa katılmıştım. Anlaşılan 20 yılda henüz daha Türkçesini bulamadık. Ama yenilikçilik olarak tarif ediyorum. Pazarlama alanında acaba biz yenilikçiliği nasıl uygulayabiliriz? Bugün bunu arz etmeye çalışacağım. Değerli konuklar, Türkiye'de zırhlı muharebe aracı, dünyanın ilklerine, büyüklerine karşı yarışacak aracı tasarlamak için 2000'lerde yola çıktık. Tasarımcı bulamadık. Üniversitelerimizin kapasitesi belli. Üstelik sanayimizin durumu da belli. Üniversitelerimizle işbirliği yapıyoruz. Gülay Hanım'la 2011'den beri bir aradayız. Ama dedik ki yenilikçilik adına biz elimizi taşın altına koyalım ve bir yarışma yapalım. Profesyoneller ve öğrenciler arasında. İlk yarışmamızı 2011'de ulusal seviyede yaptık. Biraz sonra örneklerini göstereceğim. Gülay Hanım içindeydi. Şimdi uluslar arasına açtık. Bunu size kısaca arz etmeye çalışacağım. Herhalde süren 5:25'te dolacak, değil mi efendim? Yarışmanın konusu şu değerli katılımcılar. Bu arada demografiyi de bir anlamak için öğrenciler ellerini kaldırabilir mi efendim? Savunma sanayinden katılımcımız var mı? Sanayiden, üniversitelerimizden, peki. Aslında yarışma herkese açık. Değerli konuklar, insanla yani bir erle yönetilebilen, vurulduğunda uzaktan komuta edilebilecek modüler, balistik korumalı, askeri kara aracı konsept tasarımı milletler arasıdır. Bütün dünya, rakiplerimiz dahil açıktır. Böyle bir yarışma yapıyoruz. Niye? Amacımız, beklentimiz ne? Bir Türk şirketi olarak bir kere tasarımcıların savunma sanayinde yer almasını teşvik etmek istiyoruz. Özellikle endüstriyel tasarımcılar nezdinde savunma sanayine yönelik farkındalık ve talebin arttırılması, genç tasarımcılar için de daha fazla iş yaratılmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin yerli üretiminin gelişmesine de katkı sağlamak istiyoruz. Ama yenilikçilik adına değerli konuklar, şirketimin pazarlamasına büyük bir katkısı var. Dünyada böyle bir yarışma yok. Amerikalılar dahil DARPA diye bir organizasyonları var. Herhangi bir şirket böyle bir yarışma yapmıyor. Dolayısıyla biz pazarlamada yenilikçiliği uyguladığımızı düşünüyoruz. Burada detayları var. Katılımcılar için aslında fnss.com.tr'ye girdiğinizde bu detayları görebileceksiniz. Jüri Ocak ayında toplanacak. Biraz sonra jürinin detaylarını vereceğim. Ve daha sonra Sheraton'da ödül törenine geçeceğiz. Şubat'ta, 2 Şubat'ta ödül törenimiz var. Değerli konuklar, değerlendirme komitesinde rakiplerimiz dahil, bu da yenilikçildir. Rakiplerimiz olan Almanlar, KMV firması bilenlerimiz vardır, komutanlarımız bilecektir. Renault firmasından yine rakibimizdir. Temsilciler var.
Bu alanda uluslararası bir dergi var, onun editörü jürimizde. Arzumuz şu, tabii Gülay Hanım bizi her zaman yanımızda. Arzumuz şu, adil ve sonunda dünya çapında prestij sahibi bir yarışmayı ortaya çıkarmak. Bir danışma kurulumuz var, o şirket içindeki personelden oluşuyor. Genel müdürümüz, ben ve diğer arkadaşlarım. Değerli konuklar, bunun için 200 bin dolar bütçemizden ayırdık. Profesyonel kategoride birinciye 25 bin dolar vereceğiz. Az değil. Uluslararası piyasada dahi yüksek bir rakam. Öğrenciler için ise 5 bin Amerikan doları birincilik ödülünü kazanan arkadaşımıza vereceğiz. Burada teşvik etmek istediğim husus, lütfen öğrencilerimiz ya bu işi ben yapamam demesinler ve bu yarışmaya katılsınlar. Çünkü çok adil bir süreçtir. Şu ana kadar uluslararasını açtık. Bu geçtiğimiz hafta itibariyleydi, 1 Ekim itibariyleydi. 100 artı 30, yani 100 Türkiye'den 30 uluslararasından katılım vardı ki bu 200'leri herhalde bulacak Gülay Hanım. Şimdi birkaç örnek vereyim. 5 dakikam var. Var evet. Sayın Başkan. 2011'den örnekleri vereceğim. Onun panosu buydu, ulusaldı. Orada küçük ve orta ölçekli zırhlı muharebe aracı konsept tasarımını istemiştik. 25 tona kadar ağırlıklı ve değerlendirme sürecini bir kapıyı kapattık Sheraton'da. Kapısına güvenlikçiyi koyduk. Jüri üyelerimiz bir gün süreyle bu tesisleri değerlendirdiler. Katılımları. Sonunda o zaman daha mütevazı rakamlarımızdı. Rakamlar birincilik ödülüne 10 bin lira veriyorduk. Öğrenci kategorisinde ise birincilik ödülü 6 bin liraydı. Şimdi çok daha fazla bir şeyimiz var. Sonunda bir ödül töreni yaptık ki asıl güzel olan bu. Orada bütün bu profesyonel kategoride, öğrenci kategorisine katılan arkadaşlarımız ödüllerini aldılar. Şimdi birkaç fotoğraf göstermek istiyorum değerli konuklar. Bakın öğrenciler ne kadar güzel konseptlerle geliyor. Eren böyle bir konseptle gelmiş. Modüler bir yapı Serdar tarafından önerilmiş. 6x6 da olabiliyor, 4x4 de. Muzaffer Bey başka bir konseptle 4x4'te gelmiş. Umut her arazide gidebilecek modüler bir tasarımla gelmiş. Mert farklı bir tasarım. Profesyonel kategoride ise Gökhan Keman Bey bir tasarımla üçüncü. Design Nobis ki Hakan Bey'in şirkettir bir tasarımla gelmişler. İkincilik ödülünü aldılar. Birincilik ödülünü alan Bülent Özkurt Bey de böyle bir tasarımla gelmiş. Bülent Bey, değerli dostlar, rakibimiz bir şirkette işe başladı. Biz iki ve üçüncü arkadaşlarımızı şirketimizde istihdam ediyoruz. Bu senede ister yabancı olsun, ister Türk olsun, bu arkadaşlarımızı şirketimizde istihdam etmek isteriz. Diğer örnekler bunlar. Fazla vaktinizi almayacağım. Şu kazanımları aldık 2011'de. İki finalist FNSS ailesine katıldı. Şirketin marka değeri yükseldi dünyada. Kesinlikle dünyanın ilk 20 şirketi arasındayız. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Geçen hafta Brüksel'de bu 20 şirketin temsilcisiyle bir aradayken bu yarışmanın posterlerini rakiplerimiz şirketlerinin pazarlamacılarına verdim. Şirketlerinizde asın ve lütfen bu yarışmaya katılın diye. Çünkü kendimize güveniyoruz. Değerli dostlar, yarışmamıza katılmanızı bekliyoruz. Sağ olun. Sayın bulucuya teşekkür ederiz. Görüyorsunuz ki piyasa yapıcısı kuruluşlar gelişip gerekli ekonomik fazlayı ürettikleri zaman her alanda kaynak ayırabiliyorlar. Bu da ülkemiz için güzel bir gelişme. Şimdi hepinizin tanıdığı bir
firmamızdan, göz bebeğimiz bir firmadan, TÜSAŞ'tan Teknoloji Yönetim Müdürü Doktor Eyüp Serdar Gökpınar sizlere hitap edecekler. Ama zannediyorum ki çok kendisini can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Çünkü nevi şahsına münhasır bir kurumun, değil mi? Ve gelişmenin ve sanayinin sözcüsü olarak burada oldukları için kendilerini buyurun efendim. Evet, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Şimdi savunma sanayinde inovasyon nasıl oluyor? Aslında iyi de olacak gibi, çünkü savunma sanayimizden kim var diye Haluk Bey sorduğunda bir ya da iki kişinin eli kalktı. Şimdi şöyle başlayayım ben. Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının %10'undan fazlasını, ki bu sene %12 olabilir, 11-12, tek bir sanayi gerçekleştiriyor, savunma sanayi. Bir kere bu tesadüfi değil, bunu bir kenara not edelim. Peki biz bu Ar-Ge inovasyonu hangi ortam ve şartlar altında yapıyoruz? Bundan sonrası için nelere ihtiyacımız olacak? Şimdi ben birazcık bunun üzerinde durup bizi size farklı bir bakış açısıyla anlatmak istiyorum. Bizi bir de benden dinleyin demek için. Şimdi çok çeşitli özellikleri var. Bir kere tek bir alıcısı var. O da devletiniz. Hatta başkasına satmak istediğinizde de gene o onay veriyor. İkincisi, birkaç büyük ekosistem hariç, Avrupa, Amerika ve Rusya diyebileceğimiz ekosistem hariç, herhangi bir ülkede birden fazla satıcısı yok. Bizde biraz farklı bir durum var, onu ayrıca tartışırız. Ülkeler kendi sanayilerini bu sanayi ve sektör dalında pek rekabete açmıyorlar. Talep dönemsel olarak artıyor, azalıyor. Satış adetleri sivil sanayi ve sektörlere göre oldukça düşük. Onlar 20'ler, 50'ler, 100'ler, mesela otomotiv sektöründe 100 binlerden konuşurken burada çok daha düşük rakamlardan konuşuyorsunuz ve ürünleri de pahalı. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Şimdi bilgi ve teknoloji yoğun bir sektör. Çok sivil ürün ve hizmetlere göre çok daha yüksek teknolojik karmaşıklık ve yenilik içerebiliyor bazı sektörler. Şimdi sivil sektörler yakaladı. Ürünlerin kullanımda kalma süresi çok uzun. 20 yıl modernizasyonlarla, upgrade'lerle 50 yılı bulan süreler. Şimdi şuradan ben size başka bir resim göstermek istiyorum. Bizimle ilgili bir konu. Muharip uçaklar, 4 tane muharip uçak. Fransa, Hindistan, Avrupa ve Amerikan uçağı en alttakinden biz de satın alıyoruz. Bir ortağıyız ve TUSAŞ olarak da çok önemli bir takım bölümlerini üretip Amerika dışında tek kaynak olarak biz veriyoruz. Satın alınmasına karar verildikten, yani bir ihtiyaç belgesi çıktıktan ve sözleşmesi imzalandıktan sonra ilk uçuşa kadar geçen süreler 9, 10, 17 gibi yıllar. Bu noktadan itibaren kullanıcının eline al kullan diye verildiği zamanlarda 20 yıla buluyor ki bu ilk kullanıma verildiği yıllar aslında sistemin tüm fonksiyonlarına sahip olmadığı yıllar. Bunun için de 3-5 yıl daha geçmesi gerekiyor. Yani bir çeyrek yüzyıldan bahsediyoruz. Bu sistemin ihtiyacım var denip sözleşmesi imzalandıktan sonra kullanıcısına teslim edilmesi için. Ve bunu da birkaç yüzden birkaç bine kadar değişen sisteme göre yüksek nitelikli, altını çizerek söylüyorum, yüksek nitelikli insan kaynağıyla yapıyorsunuz. Bu yüksek nitelikli insan kaynağının temini ve sürdürülmesi en önemli problem. Bir diğer konu da, özellikle üzerine titrediğimiz konu, bu birkaç yüz veya birkaç bin kişinin tek bir amacı, hedefe uzun yıllar boyunca yürümesi için bunların organize edilebilmesi. Uluslararası satış problemli, ürünün iyi ve ucuz olması yetmiyor. İhracat iki ülke arasındaki ilişkilere çok bağlı. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bedavaya bile verseniz çok iyi bir ürünü almayacak ülkeler var. Çünkü savunmasını, geleceğini ve stratejilerini size bağlıyor. Ulusal ve uluslararası satış kısıtlarına, ihracat kontrol rejimlerine tabi. Aslında şöyle diyebiliriz, satan ülkenin koyduğu bariyerler var, alan ülkenin koyduğu bariyerler var, bir de sizi üçüncü bir göz sürekli izliyor. Ayrıca da ticari anlamda fazlasıyla kayıt içi bir ekonomidir. Şimdi tüm bunları bir araya değerlendirdiğimizde burada inovasyon yapmak başka, çok farklı. Bildiğiniz her şeyi unutmanız gerekiyor. Son derece organize bir yapıdır. Bireysel girişimler, şunlar bunlar, şirket içinde geçerlidir ama farklıdır. Serbest piyasa ekonomi kuralları burada işlemiyor. Dual monopsonik pazar diye geçiyor. Hatta bir Amerikalı'nın söylediği, askeri inovasyon faaliyetlerini ticari inovasyon gibi yürütmeye kalkarsanız iflas edersiniz. Bu ancak kamunun tahammül edebildiği veya kamunun göze alabildiği bir faaliyet biçimi. Şimdi iktisadi büyüklükleri vermek gerekirse bir gayri safi yurt içi hasılı hepimiz biliyoruz. Bir de hipotetik de olsa bir küresel üretim rakamı gibi bir şey hesaplanıyor. Savunma harcamalarının bunun %2,5 civarında olduğu söyleniyor.
Şimdi hipotetik bir takım rakamları karşılaştırıyoruz burada. Tabii bu %2,5 teçhizat harcaması değil. İşte askeri verilen maaş, giydiği ayakkabı, yediği yiyecek de dahildir bunların içine. Bunun ancak 1/3 yedek parçada dahil olmak üzere teçhizata gider. Rakamı düşürdük. Uluslararası silah ticareti de uluslararası tüm ticaretin 2/1, 2/3 olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bir takım yan kanallar da var. Ve uluslararası silah ticareti savunma ekipman üretiminin 1/4 ile 1/6. Yani büyük oranda herkes bunu kendisi için yapıyor. Ürettiğinin 1/4 ile 1/6 dışarıya veriyor. Savunma teknolojik olarak fakat ekonomik olarak da öyle abartılı büyük bir sektörde değildir. Fakat kendine has bir sektördür. Savunma teknolojik olarak radikal yenilikler için kuluçka görevi görmektedir. Pek çok sektör erken aşamalarında sayısal bilgisayarlar, jet motorları, radarlar falan buradan çıkmıştır. Şimdi burada pek çoğumuzun cebinde vardır, internette var. iPhone'un içinde yer alan çarpıcı teknolojilerin neler olduğuna dair bir grafik. En ortadaki iki tane kutucuk iPod'la başlıyor, sonra iPod Touch, iPad ve iPhone'a doğru gidiyor. Burada gördüğünüz üzere, inceleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama fark yaratan teknolojiler ilk kamu kaynakları ile ve çoğunlukla savunma uygulamaları için geliştirilmiş. Peki biz bu sektörden ne tür faydalar elde ediyoruz? Bir kere savunma anlamında caydırıcılık, en ileri teknoloji, savunma ürünlerinizin olması bu bir kamu faydası. Biz bu teknolojileri yayıp diğer sektörlerde değerlendirebildiğimiz zaman bu da iktisadi faydayı beraberinde getiriyor. O zaman şöyle bir soru akla geliyor. Savunmadan sivile yayılmayı nasıl sağlarım? Gelecekteki en temel kriterlerden biri bu olacak. Ayrıca en az geçmişte savunma neredeyse tekti. Savunma, havacılık ve uzay. Ama şimdi başka sektörler de çok ciddi Ar-Ge yatırımları yapıyorlar. Bilişim, biyoteknoloji, genetik, malzeme gibi konular. O zaman sivilden de savunmaya akışı nasıl sağlarım gibi bir şey var. Şimdi örnek olarak aslında kamuoyunun çok da iyi bildiği, bizim de çok güzel tepkiler aldığımız milli ürünümüz Hürkuş eğitim uçağından çok kısaca birkaç yansıda bahsedip kapatmak istiyorum. Askeri bir eğitim uçağı olarak geliştirilmektedir. Sözleşme imzası 2006 yılında gerçekleşmiştir. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi tarafından sertifiye edilecektir. Peki bunu kırdığımız zaman bunlar bilinen şeyler. Bu ürüne dair ihtiyaçlar, istekler, standartlar, düzenlemeler hepsini döküyorsunuz. 23 binden fazla doğrulanması gereken mühendislik gereksinimi ortaya çıkıyor. Bunların her birini o veya bu şekilde işte kimini deneyerek, kimini uçuş testiyle, kimini bir takım analizlerle doğrulamanız gerekiyor. 23 binden fazla. Bunun yanında en sonunda tabii bir uçağın çıktığını düşünüyoruz ama aslında bununla ilgili bir bilgi paketi çıkıyor. 4800'den fazla tasarım dokümanı ki bunların hiçbiri bir sayfa değil. 7000'den fazla teknik resim ortaya çıkıyor. Uçağın içine 270 tane sistem, ekipman paketliyorsunuz ve aslında çok iri yolcu uçağı boyutunda değildir. 4,5 kilometrede içinde kablolama yapıyorsunuz. Elektronik yoğunluğu arttıkça bu da gelişiyor. An itibariyle 109 sorti uçtu. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi ile birlikte çalışıyoruz. Sertifikasyon yolunda hızla ilerliyoruz. Burada da işte yakın zamanda Boğaz Köprüsü üzerinde İstanbul'da yapılan uçuşun resmi. Peki bizim açımızdan en kritik olan şey nedir? İnsan kaynağı. Proje boyunca sadece bizde, çünkü bizim pek çok alt yüklenicimiz, işte üniversitelerimiz şunlar bunlar var. Ortalama 140 civarında mühendis ortalama, 70 civarında da yüksek nitelikli teknisyen burada görev yaptı. Peki nasıl yayılacak diye baktığınızda bu bir eğitim uçağı olarak başlıyor. Azım sancak bir şey değildir. Farklı tasarım isterleri vardır. Buradan yeni görevler için uçakların tasarlanması. Elde ettiğimiz teknoloji ve deneyimle yeni projeler, büyük ölçekli projeler, küçük ölçekli askeri sivil. Çünkü burada bir uçağın nasıl sertifiye edileceğine dair epeyce bir görüyorsunuz ve deneyim kazanıyorsunuz. Burada sadece bize özgü değil. Bizim bir alt yüklenici ordumuz var. Bunların edindiği teknoloji ve deneyimlerin askeri, sivil diğer sektörlerde kullanımı ve en sonunda hepsinde elde edilen yetenek, hizmet ve ürünlerin ihracatı gibi konularla yayılması söz konusu. Özet olarak savunmadan vazgeçemiyorsunuz. Savunma sanayiniz olmaması gibi bir şey de söz konusu değil. Savunma sanayi kendine özgü çok farklı şartları olan bir sanayidir. Yapması da çok zordur, satması da çok zordur. Ürünlerin ortaya çıkma ve kullanımda kalma süreleri uzundur. Hatta şöyle söyleyeyim, bir av uçağı programına başlasak
Buna başlayan arkadaşlar envantere girdiğinde uçağın kullanımdan çıktığını göremeyecekler. En azından kendi kariyer süreleri boyunca. Çok sayıda yüksek nitelikli insan kaynağının çok uzun yıllar boyunca temini sürdürülmesi ve organize edilmesi son derece kritiktir. Savunma sanayinin tek başına ekonomik etkisinden öteye ortaya çıkan teknoloji, ürün ve becerilerin yayılması esas ekonomik etkiyi sağlamaktadır. Beni sabırla dinlediğiniz için ben size teşekkür ederim. Sayın Gökpınar'a teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gökpınar anlatırken 2. Abdurrahman döneminde yaşamış bir bilgim var ama aklı birdenbire aklıma şeye gelmedi Endülüs döneminde. Onun bir şeyi var, tavsiyesi insanlara. Diyor ki bir konu çok dikkat edin bu konuya. Bundan hiç vazgeçemezsiniz. Bir canınızı korumaya, iki aklınızı korumaya, üç neslinizi sürdürmeye, dört malınızı korumaya, beş kültürünüzü korumaya diyor. Sizin işler hep bütün bunları kapsadığı için gerçekten çok önemli bir yerde. Şimdi bir başka son konuşmacımız Kalkınma Ajansı'ndan Ankara'dan. Kendisi bir uzman, strateji iş geliştirme uzmanı. Ben şimdi sözü değerli arkadaşımız Coşkun, Doktor Coşkun Seferoğlu'na veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bu saate kadar beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi konumuz üniversite sanayi işbirliği olunca biz de Kalkınma Ajansı olarak az önce saygıdeğer sanayicileri, üniversiteden akademisyen hocaları dinlediniz. Biz de Kalkınma Ajansı olarak bir kamu kurumu olarak üniversite sanayi işbirliğinin bölgesel kalkınmada ki önemini anlatmaya çalışacağım sizlere. Sunuma kısaca bakacak olursak ilk olarak Ankara Kalkınma Ajansı'nı çok kısa bir şekilde geçmek istiyorum bilmeyenleriniz için. İkinci olarak bölge planı ve strateji planınızda biz üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında hangi hedefleri koyduk, ne tür çalışmalar planlıyoruz geleceğe ait. Bunları belirttikten sonra 2011 yılından 2014 yılına kadar uygulamış olduğumuz mal destek programları kapsamında hangi projeleri destekledik, başarı örnekleri nelerdir, bunlara kısaca bahsettikten sonra kısa bir sonuç ve önerilerle sunumumu bitireceğim. Şimdi Ankara Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulan bir kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluştur. 5449 sayılı Kalkınma Ajansları kuruluş kanununa dayalı bir kuruluştur. Ankara Kalkınma Ajansı olarak 2014-2023 yılına ait bölge planında belirlediğimiz vizyonumuz, yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara. Bu vizyonu Ankara Kalkınma Ajansı olarak tek başımıza yapmayacağız. Bu vizyonu gerçekleştirmek için bölgede faaliyetleri bulunan üniversiteler, STK'lar, özel sektör, özel işletmeler bunlarla birlikte bu vizyonu gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi bölge planındaki hedefimiz üniversite sanayi teknopark işbirliğini geliştirmek. Bu işbirliğini mevcut yapıların etkinleştirilmesi ve yeni arayüzler oluşturulması. Yeni arayüzlerden kastımız ise girişimcilerin elektronik ortamda bilgi alışveriş yapabilecekleri veya girişimcilerin fikirlerini geliştirebilecekleri iş platformları oluşturmak. Bu iş platformuna üye olan kişilerin daha sonra finansmandan faydalanması veya mentorluk hizmetlerinden faydalanması amaçlanmaktadır. Strateji planımızda da yine iki tane hedefimiz var. Bunlardan birincisi paydaş veri tabanının oluşturulması. İkincisi ise paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi. Mal destek programı kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı olarak 2010'da kurulduğumuz zaman ilk olarak teknik destek ve doğrudan faaliyet desteği programı uyguladık. Daha sonra 2011 yılına gelindiği zaman 15 milyon TL'nin üzerinde bir desteğimiz oldu. Bu yıllar itibariyle destek miktarı değişti. 2014 yılına gelindiği zaman ise 25 milyonun üzerinde bir mal destek programımız uygulandı. Peki hangi projeleri destekliyoruz biz Ankara'da? Baktığımız zaman dağılımına genelde projelerin işte şu ana kadar 222 tane proje destekledik. Bu 222 projenin %50'sinden fazlası ileri teknoloji içeren projeler. Diğerleri de sırasıyla sosyal kalkınma, turizm ve kırsal kalkınma gelmektedir.
Başarı örneklerinden bahsedecek olursak tek Ankara'dan bahsedebiliriz. Bu 2011 Mal Destek Programı'nda desteklediğimiz bir proje. Tek Ankara'yla hedeflenen bölgede bir farkındalık oluşturulması, yönetişim ve işbirliği modelinin geliştirilmesi, marka değeri yaratılması ve ortak teknoloji hareketinin benimsenmesi. Bu projemiz başarılı projelerimizden birisidir. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu projeyi daha da ileri bir boyuta taşıyarak 2014 yılı Eylül ayında gerçekleşen Sebit Fuarı'nda tek Ankara altında bir çatı altında firmalarımızı bu fuara katılarak kendi tanıtımlarını yapmayı sağladık. Bazen biliyorsunuz küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyoruz. Fuarlarda bazen maddi sebeplerden olabilir, başka sebeplerden katılmak istemiyorlar. Ama böyle bir ortak çatı altında Ankara Kalkınma Ajansı olarak biz desteği verdiğimiz zaman çok sayıda firma bu fuarlara katılarak kendi tanıtımlarını Ankara Tek Ankara çatısı altında yapıyorlar. Şimdi biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak genelde bir algı var. Biz sadece bir fon veren kuruluş değiliz. Aynı zamanda think tank kuruluş diyebiliriz, düşünce kuruluşu da diyebiliriz. Biz çalışmalarımızda bölgede ihtiyacı olan sektör analizlerini ilgili üniversite hocalarıyla görüşerek sektör analizleri yürütüyoruz veya değişik kurumlara değişik çalışmalar yaptırabiliyoruz. Öncelikle mevcut durum analizlerini belirliyoruz. Ankara'nın hangi konuda neye ihtiyacı var? Bunu belirledikten sonra ise gerek uzman arkadaşlarımız gerekse değerli akademisyen hocalarımızdan faydalanıyoruz bu konuda. Bunlar da örnek çalışmalarımız. Şu ana kadar Ankara dış ticaret analizi, yazılım sektörü analizi, İş inşaat makineleri gibi raporlar hazırlatıldı. Örnek çalışmalarımızdan bir diğeri, hedef kitlemizde buradaki hedef kitleye baktığımız zaman genelde genç arkadaşlardan oluşmakta. Ankara Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerini takip edebilirsiniz. Sürekli olarak bizim eğitimlerimiz var. Yıl boyu açık. Bunlardan faydalanmanız mümkün. Bunlardan birincisi KOSGEB ile işbirliği halinde yürüttüğümüz uygulamalı girişimcilik eğitimi. İkincisi ise Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği halinde yürüttüğümüz dış ticaret eğitimleri. Her yıl yüzlerce kişi bu eğitimlere katılarak dış ticaret ve uygulamalı girişimcilik eğitimleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Kendilerini daha iyi bir şekilde donatıyorlar. Bu örneklerden geçeceğim zamanımız kısa olduğu için. Proje pazarından bahsetmek istiyorum. Proje pazarı da Ankara Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü en başarılı projelerden birisidir. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Proje pazarının asıl amacı fikirleri olan genç girişimcilerin bu fikirlerini daha ileri boyuta taşımaları, pazarlamalarına imkan sağlamak, yatırımcılarla bu iş fikri olan girişimcileri buluşturmak ve bu iş fikirlerinin katma değere dönüştürülmesi bizim Ankara Kalkınma Ajansı olarak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu yılda Aralık ayında dördüncü proje pazarını gerçekleştireceğiz. Sizler de katılıp bilgi sahibi olabilirsiniz bu konuda. Diğer bir konumuz yine siz gençlere yönelik. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir proje yaptık. Bu projemiz kabul edildi. Avrupa Birliği tarafından önümüzdeki süreç içerisinde desteklenecek. Bu projenin amacı kapsamında biz genç istihdamının artırılması için Ankara'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu proje neyi kapsıyor? 700 tane genç girişimcinin çeşitli eğitimlerden geçmesi, 80 kişinin eğitimcilerin eğitimini alması ve 30 kişinin de mentörlük pozisyonundan faydalanmasını yönelik bir proje. Bunu da takip edebilirsiniz. Şimdi sanayi olarak biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak sanayide Ankara'yı hangi pozisyonda görüyoruz ona kısaca bakalım. Şimdi üniversitelere baktığımız zaman en iyi ve en köklü üniversitelerin Ankara'da olduğunu görüyoruz. İleri teknoloji alanında güçlü bir akademik kadro bulunmakta, işbirliği ve yeniliğe açıklık var. Yetişmiş insan gücünü bulmaktayız Ankara'da. Sanayi tarafına baktığımız zaman savunma ve medikal sanayinin güçlü varlığından bahsediyoruz. Altyapısı güçlü teknokentler var, güçlü araştırma yapısı yine ve güçlü sermaye. Peki biz üniversite ve sanayiyi işbirliği halinde birlikte en etkili bir şekilde çalıştırdığımız zaman nasıl bir gelecekte bir Ankara görebiliriz, ona bakacağız. İlk olarak yüksek teknolojiye dayalı üretimi teşvik etmek, fikirleri ve sermayeyi buluşturmak,
yenilikçi uygulamalar konusunda stratejik analizler üretmek, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesini sağlamak. Az önce bahsettiğim İPA programı kapsamındaki bileşenlerden birisi de bu. Buna yönelik gençlerimiz eğitimlerden geçecek çeşitli. Diğer bir konu girişim sermayesini önümüzdeki süreç içerisinde faaliyete geçirmek ve son olarak yerli ve yabancı yatırımcıyı tanıtım yoluyla Ankara'ya çekmek bizim amaçlarımız arasında yer almakta. Sonuç olarak ne diyoruz? Hemen sonuçla bitiriyorum. Sonuç olarak fikrin katma değere dönüşümüne aracılık etmek istiyoruz. Akademisyen ve sanayiciler arasındaki işbirliği kültürünü geliştirmek, yüksek teknolojiye dayalı üretimin payının artırılmasına yönelik hibe programlarını düzenlemeye devam etmek, aracı olmak, ihracat payının, Ankara'nın ihracat payının artırmak, sürekli eğitimler yoluyla sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetişmesine Ankara Kalkınma Ajansı olarak yardımcı olmak bizim amaçlarımız arasında yer almaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Seferoğlu'na teşekkür ederiz. Şimdi böyle bir toplantıyı soru sormadan bitirirsek ayıp olur. 15 dakika zamanımız var. Yorum yapmadan soru istiyorum sadece. Soru sormak isteyenler var mı? Soruyu doğrudan zorla kime sorduğunu da söyleyebilirler. Var mı arkadaşlar soru sormak isteyen? Buradan ben göremiyorum böyle ters baktım. Var mı? Ha, bir tane var burada. Evet, bir mikrofon verelim arkadaşa sorusunu sorsun. Yok mu? Dur bir mikrofon getirsinler arkadaşlar. Var. Duymuyoruz. Hem yaşlıyız hem uzak. Merhaba. Öncelikle ben Ankara Kalkınma Başkanı Ajansı'nın başkanına bir sorum var. Benim şimdi bir fikrim var diyelim. Mentörlük eğitimleri olsun, ne bileyim. Bunu uygulayabilmem. Size sunduğum zaman gerekli altyapıyı bana sağlayabilir misiniz? Hangi koşullarda bu altyapıyı sağlayabilirsiniz? Onu merak ettim. Dur, bir not alın da lütfen alalım. Size mentorlukla ilgili bir soru sordular. Evet, başka arkadaşlar. Başka soru, buyurun efendim. Ön tarafta var bak, beyefendiye. Kalkınma Ajansı'ndan olan arkadaşa, 2013'te yardım sıfır gözüküyordu grafikte, onun sebebi nedir? Şimdi yalnız bu bana bir şey hatırlattı. Rahmetli Sakıp Bey'e arada sırada çağırır konuşurduk. Ya hoca çok güzel anlatıyorsun ama avucuma ne koyacaksın avucuma diye derdi. Böyle hep avucunuza koyulan şeyleri sormayın. Bir de ufuk bakış açısında diğer arkadaşlara da sorun lütfen. Tamam. De arkadaşa verir misiniz? Bak. Hocam ben mi soracaktım ama. Ben kime Ankara Kalkınma Ajansı'ndan arkadaşa soracaktım. 2015 yılı için girişim sermayesi ayırdığınızdan bahsettiniz. Bunun hibe şeklinde mi olacak? Rakam olarak nasıl düşünüyorsunuz? Risk sermayesiyle bir benzerliği var mı? Açıklama yaparsanız teşekkür ederim. Üç tane, bak bundan sonra Kalkınma Ajansı'na soru almıyorum arkadaşlar. Merhaba. Kalkınma Ajansı burada Ankara'da duruyor. Merak olan gitsin orada. Bir sürü uzmanları var. İyi de çalışıyorlar. Onlar oradan sorsun. Evet. Benim başka sorum, arkadaşlar, hocalarımıza soru diye. Hocalarımıza soracağım. Akademisyenlere ve sanayicilere ikisine birden sorum olacaktı. Evet. Bir patent firmasında çalışıyorum. Patent vekilliği yapıyorum. Ve biz hani bu ticarileştirme konusunda çok ilgileniyoruz. Ancak sanayici ve üniversitedeki akademisyenleri bir araya getirmek maalesef sadece panellerde gerçek oluyor. Gerçek hayatta bir araya gelemiyorlar. Birbirlerinin konuştukları dil gerçekten çok farklı oluyor. Hani nasıl bunları bir araya getireceğiz? Nasıl kimisi, aynı dili kimisi, konuşturacağız? Kimisi. Hani bu konu üzerinde biraz yardımcı olursanız bizlere çok sevinirim. Tamam, teşekkür ederim. Güzel. Evet. Alalım, iki soru daha alalım. Burada var bir tane. Arkadaşımıza. Evet. Merhabalar. Öncelikle sorum FNSS Genel Müdürü Sayın Nail Bey'e. Hı hı. Firmanızda bu yarışmalar kapsamında endüstriyel tasarımcılara öncelik vereceğini söylediniz. Ben de bir endüstriyel tasarımcıyım. Firmanızda şu anda çalışan endüstriyel tasarımcı kadro ve yapılanmanız ne düzeyde? Bu çalışmalar doğrultusunda da ileriye yönelik geliştirmeleriniz neler olacak? Ve
Yine aynı doğrultuda ek olarak üniversitelerle ODTÜ ile işbirliği yaptığınızı söylediniz. Diğer üniversitelerle proje bazlarında gelişime yönelik ne gibi adımlarınız olacak? Bir ek olarak da sabah yanlış hatırlamıyorsam, hatam varsa düzeltin. Ethem Sancak Bey, Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı, zırh üretecek bir çeliği dahi üretemiyoruz tarzında bir cümle sarf etmişti. Bunun akabinde şu anda zırhlı araç üretiminde de dünyada ilk 20'de olduğunu söylüyorsunuz. Bu aradaki ham madde ya da üretilmiş olan malzeme konusunda Türkiye ne düzeyde, sizin firmanız ne düzeyde? Teşekkürler. Başka var mı arkadaşlar? Ön taraftan buradan iki tane daha var. İkisini de alıyoruz, tamam. Ancak kapatırız zamanımızı. Buyurun. Efendim, Uğur Durukan, Orta Anadolu İhracatçı Birliği temsilen buradayım. Benim sorum Sayın Profesör Doktor Levent Bey'e. Evet. Efendim, sorum şu. Ülkemizde inovasyonun gelişmesi için gerek duyduğunuz altyapı felsefi anlamda neleri desteklemesi gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Evet. Arkadaşlar, gözlüklü arkadaşa ve tamamlıyoruz. Adım Emre Ozan Peker, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisi öğrencisiyim. Levent Onural Hocam olacak benim sorum. Son zamanlarda duymuşsunuz, girişimci üniversite diye bir kavram var. Benim bildiğim en iyi örneği Stanford ve MIT okulları. Bu okulların hem çok ciddi bir patent birikimi var ve son yapılan bir araştırmada MIT Üniversitesi'nin hocalarına ilişkide olduğu sanayi kuruluşlarıyla beraber bir adaya taşıdığınızda o adanın birden dünyadaki en büyük 28. sanayi ülkesi olacağı sonucu çıkarılmış. Ama gördüğüm kadarıyla, kendi okulumdan da gözlemlediğim kadarıyla bizde bu eksik. Teorik anlamda derslerimiz ağır, çok ciddi bir birikim yapılıyor. Ama bunu sanayiye yansıtamıyoruz ve uygulaması eksik kalıyor. Bunu gidermek için hem sizin okulunuzda ne tür çalışmalar yapılıyor hem de tüm üniversitelerimizde ne tür çalışmalar yapılabilir? Teşekkür ederim. Hocamdan verelim. Hocamdan başlayarak devam edeceğim. Benim var aslında, şu çalışıyorsa oradan cevap verebilirim. Teşekkür ederim sorular için. Ben sondan başlayarak devam edeyim isterseniz ya da genel bir açıklamayla yola çıkayım. Belki bütün bana doğru gelen soruları cevaplandırmış olurum. Ondan sonra da özele gireyim. Üniversite olarak bizim üniversitemiz, özellikle de benim fakültem iddialıdır. Yani biz iyi üniversite olmak üzere yola çıktık. Şimdiye kadar da çok iyi becerdiğimiz kanısındayız. Bundan sonra da iddialıyız. Dikkat ederseniz Türkiye'de falan demedim. Bir coğrafi sınır falan da koymadım. İddialı üniversiteyiz. Nereden bakarsanız bakın, hangi ülkeyi referans alırsanız da onlarla. Üniversite olarak görevlerimiz arasında en önemli iki tanesi öne çıkıyor. Biraz önce değerli meslektaşım da bahsetti. Üniversitelerin birinci görevi bilgi üretmektir. İkinci görevi de bu bilgileri yaymak. Bunun dışında başka işlevleri de olabilir ama esasen bu iki konu için varız. Bilgi üretmek derken bütün anlamıyla bunu söylemek istiyorum. Yani sanayi ile üniversiteler neden bir araya gelmiyorlar diye bir soruyla ilişkilendireceğim ama bu arada sizin sorunuza da biraz cevap olabilecek. Ben kendim öğrenciyken 40 yıl öncesine falan gidiyorum yani. O zaman da hocalarımız sanayi üniversite işbirliğinden bahsediyorlardı. Niye olmuyor filan diye soruyorlardı. Hala aynı soruyu soruyoruz, görüyorsunuz yıllar sonra. Demek ki temel bir sebebi var bunun. Bunun sebeplerinden bir tanesi, üniversite olarak kabahatlıdır üniversitelerde eminim ama ben biraz da çuvaldızı ilk önce başkasına biraz batırayım. Üniversitenin amacı bilgi üretmek derken, olmayan bilgileri olur hale getirmekten bahsettim. Araştırmanın da amacı budur. Bakın, olmayan bilgiyi bilinir hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu da sıradan işlerle uğraşmamamız anlamına geliyor. Sanayimizden gelen bir sorun, Ankara'daki bir mühendis tarafından zaten çözülebilecek bir sorunsa, bunun bizim üniversitemize gelmemesi lazım. Bırakın Ankara'yı, dünya yüzünde bunu çözmüş insanlar varsa zaten o bilgi üretilmiş demektir. Bize gelmemeleri lazım. Bir yerde bu ürün satılıyorsa hemen oradan almak gerekir. Bir yerde bunu bilen bir adam varsa ona sormak gerekir falan. Peki üniversiteye ne zaman gelinecek? Hiç kimsenin bilemediği zor bir iş varsa gelinecek tabii ki.
Bu nedenle bizim etrafımızdaki sanayicilerin özellikle 15, 20, 30 yıl önceki durumunu düşünürseniz böyle sorunları olmadığı kanısındaydım. Yeni yeni bu tür sorunlar ortaya çıkıyor. Son belki 10 yılın işi ve gittikçe artan bir biçimde ortaya çıkıyor ve ben bundan çok memnunum. Gittikçe zor sorularla önümüze gelirlerse üniversite çok büyük memnuniyetle ve bütün kapılarını açarak işbirliği de hazırdır, yapacaktır ve ortaya da çok güzel sonuçlar çıkacaktır. Çıkıyor zaten. Teşekkür ederim. Bu arada bizim üniversitemiz de iyi işbirliği yapmakta. Değerli arkadaşımıza da bir cevap vermek isterim. İnovasyon için önemli olan işlerden bir tanesi bunun eğitimin her aşamasına sokmaktır. Yani bütün derslere, bütün öğrenci etkinliklerine, eğitimin bütün parçalarına. Bunu yapmak için de çaba sarf ediyoruz ve gittikçe de kendimizi geliştiriyoruz. Ama zaman zaman aklımıza gelen henüz bizim de halledemediğimiz etrafta önemli bir altyapı eksikliğimiz var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ni kendimize örnek alırsak pek çok konuda olduğu gibi buluşçuların oradan çıkmasının bir sebebi kültüreldir. İnsanlarla ilişkilidir direkt. Hiçbir ülke politikasıyla, devlet politikasıyla falan ilgili değil. İnsanlar garajlarında bir şeyler yaparlar ve bundan hoşlanırlar. Aleti, edevatı, altyapısını kendisi garajına kurar. Sabah akşam orada arkadaşlarıyla uğraşır, ona soru sorar falan. Büyük şirketler falan da böyle kurulmuştur zaten. Bizim üniversite çevrelerinde de Amerika'da gittikçe yaygınlaştığını gördüğümüz, adına ne denecek bilmiyorum ama kamuya açık atölye diye çevirebiliriz. Bunlar büyükçe, belki 10-20 milyon dolarlık bir yatırımla kurulabilecek. İçinde zor bulunan spesifik üretim ve buluşçuların kullanacağı alet edevatları bulunduracak. Bunları bilen teknisyenler orada olacak. Zaman zaman bir takım kurslar falan düzenlenecek. Herhangi birisi şehirden veya öğrencilerden gelip yürüdükleri zaman orada kullanabilecekleri, başka türlü bulamayacakları üç boyutlu yazıcılar, osiloskoplar, gerekli devre ekipmanları vesaire filan bunları kullanmasını bilen adamlarla kendi fikri orada kesecek, biçecek, ne yapacak, yapıştıracak, deneyecek falan. Böyle bir altyapı açığımız var açıkçası. Zaman zaman biz de söylüyoruz. Bunun ötesinde de ilgi olursa her şey olur diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim Levent Hocam. Sayın Hocam, Sayın Aslıhan, size de sorular var onlardan. Gelmedi herhalde. Tamam galiba. Geliyor mu sesim? Ben de üniversite ve sanayi neden bir araya gelmiyor sorusuna yönelik olarak şunu söyleyebilirim. Ben bu soruyu şöyle anlıyorum. Aslında sunuşumda çok örnekler gösterdim. 13 yıldır biz bir araya geliyoruz. Ama biz istiyoruz. Yani konuları biz getiriyoruz. Ve de biraz zorluyoruz bu süreci. Sonucunda da çıkan ürünler ticarileşmeyebiliyor. Sanayiden bize gelen isteklerde ise şöyle bir şey oluyor. Yani ben Levent Hocama çok katılıyorum. Kısa yoldan yani kısa vadede çözüm bulunabilecek bir takım problemleri ya da bu işin pratiğini yapan yani zaten bu işten kazancını kazanan kişilerin yapabildiği problemler bize getirildiği zaman aslında bizim onlara ayıracak vaktimiz ve enerjimiz olmuyor. Dolayısıyla aslında biz daha çok iyi tanımlanmamış problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani herhangi bir kaynağa başvurup hemen cevabını veremeyeceğiniz, hemen sonucu ortaya çıkaramayacağınız bir araştırma gerektiren, bir süreç gerektiren problemlere çözüm buluyoruz. Ve bunun için de biraz daha uzun vadeli yatırım gerekiyor. Yani daha uzun vadeye yatırım yapmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Sayın Burucu. Efendim soru şuydu, kaç tasarımcınız var? Diğer soruda zırh malzemesi yok Türkiye'de, ne yapıyorsunuz? Şimdi efendim 2003 yılında FNSS şirketinde 13 tasarımcımız vardı. Vizyonumuzu değiştirdik, lisanslı ürünlerden özgün üretimlere geçtik. Tasarımcı yok.
Türkiye'de. Dolayısıyla yeni mezun arkadaşlarımızı istihdam ettik. Bugün 160 tasarımcımız var. Ar-Ge binamızda görev yapmakta olan ve yeni ürünlerimizin tamamını takriben 25 ila 30 yaş ortalamasında olan genç mühendisler yapıyor. Suudi Arabistan'da bir tesisimiz var, 300 personelimiz var, bunun 30'u Türk. Orada tasarım yapmıyoruz, modernizasyon yapıyoruz. Buradaki vizyonumuz şu, değişik araçlarla mesela bu yarışma gibi, şirketimizde iş üstünde eğitim gibi araçlarla yeni tasarımcıları geliştirmek. Şu anda 250 milyon dolarlık bir şirket, FNSS, 2 yıl, 3 yıl içinde 500 milyon dolarlık bir şirket olacak. Dünya çapında olmaya devam edecek ve özgün ürünleriyle olacak ve yeni tasarımcılara ihtiyaç olacak. Zırh yok ve diğer alt sistemler yok. Ne yapıyorsunuz dedi soruyu soran arkadaşımız. Efendim, bu tamamen ekonomiyle ilgili. Türkiye'de bu kapasite var. Fakat yılda birkaç yüz ton sert çelik üretimini yapacak, yapmak isteyecek sanayicimiz yok. Dünyada birkaç sanayici bunu üretiyor ve tüm dünya ülkeleri de buradan alıyorlar. İkinci stratejik unsur güç paketidir. Motor ve transmisyon Türkiye'de bugüne kadar yoktu. Yurt dışında bir ila iki üretici vardı ki bütün rakiplerimiz oradan alırlar. Stratejik bir proje olduğu için bu konuda savunma sanayi müsteşarlığımız bir güç paketi projesi başlattı. TÜMOSAN şirketi bu çerçevede güç paketi çözümlerini de bizim hizmetimize verecekler. Bana sorulmadı ama üniversite sanayi işbirliğindeki konumda tamamen ihtiyaçlar belirliyor. Bizler sanayiciler üniversitelerimizle sadece mış gibi olsun diye işbirliği yapmıyoruz. İhtiyaçlarımız çıktığında ihtiyaçlarımızın gerektirdiği kabiliyetler üniversitelerimizde olduğunda bunu kullanıyoruz. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir gemi laboratuvarı var. Bizim tüm araçlarımız iç sularda da gidebilir. Dolayısıyla oradaki hidrodinamik özellikleri İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki gemi laboratuvarında işbirliği yaparak çözüyoruz. Orta Doğu'yla başka alanlarda, Bilkent'le bambaşka alanlarda ihtiyaçlarımız doğrultusunda çalışıyoruz. Değerli dostlar, ihtiyaçtır belirleyen işbirliğini ve sanayici geliştirilmiş, piyasada güvenilirliği kanıtlanmış ürünleri, ticarileştirilmiş ürünleri seçer, entegre eder. Üniversitelerimizin görevi bu alt sistemleri geliştirmek değildir. Daha alt teknoloji, daha temel teknolojileri geliştirmektir. Ticarileştirmek konusu yine sanayiciye, ara sanayicilere düşmektedir. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Gökpınar. Bana bir soru gelmedi, ben rahattım ama. Yine de vardı bir soru. İnovasyonun yerleşmesi için felsefi bir soru geldi. Evet. Orada biraz daha derinlere inmek gerekiyor. Yani biraz sosyal bilimcilere ihtiyacımız var. Çünkü sosyo-kültürel alana dokunması gereken bir şey. Şöyle bir bakın etrafınıza. Yani küçük çevre, büyük çevre. Bulunduğunuz ortamda itiraz etme kültürü var mı? Eleştirme, soru sorma kültürü var mı? Sadece en üsttekiler hiyerarşik olarak evde baba, iş yerinde yönetici mi en iyisini bilir? Yoksa ona dönüp yok hayır bu böyle diyen adam kendinin tehdit altında hissediyor mu? Bu eğer yoksa, bu birincisi, bir kere inovasyon falan ancak böyle geliriz anlatırız falan kısıtlı bir çevre içinde kalır. Bu olduğu zaman o zaman topluma yayılıyor. Yani bunun topluma yayılması, oradaki garaj örneği, bunların birkaç tane böyle seçilmiş az sayıda işte belirlenmiş kişi tarafından yapılması değil, tüm toplumca yapılması. İşte evinde akşamları ne bileyim böyle meraklı insanlar var. Türkiye'de de var. Yani dizi ve futbol seyretmek yerine işte oturup quadcopterle uğraşan, bunları uçuran insanlar var. Vaktinizi neye ayırıyorsunuz? Bir de bulunduğunuz ortamda soru sorma, akıl yürütme, eleştiri, itiraz etme kültürü var mı? Bunlar olduktan sonra bunların olduğu coğrafyalar, işte bir takım bizim yaşadığımız problemleri, kimlik problemleri, şunları bunları bir tarafa bırakmış coğrafyalar coşup gidiyor. Ama bunu yapamayanlar da işte belli bir düzeyde ancak orta gelir tuzağında falan kalıyor. Ama bunun için çok iyi sosyal bilimcilere ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum. Sayın Seferoğlu, kısaca sizden alalım.
Öncelikle sorularınız için teşekkür ederim. Senin hep para istiyorlar bak ona göre. Evet. Şimdi birinci sorudan birinci soruyu soran arkadaşımızdan başlayacak olursak. Biraz yaklaştırır mısın mikrofonu? Mentörlük konusunda önümüzdeki süreçte az önce belirttiğim gibi İPA projesi kapsamında yürüteceğimiz proje kapsamındaki eğitimlere katılabilirsiniz. Girişimcilere yönelik düzenlenecek eğitimcilerden biri olabilirsiniz. Web sitemizde zaten ileride projeyi uygulamadığımızda duyuracağız. İkinci olarak işbikri olarak iki tane işbikrinden bahsedebiliriz. Birinci işbikri yatırıma dönüştürülecek bir işbikri olabilir. Bizim Ankara Kalkınma Ajansı'nda yatırım destek ofisimiz var. Zaman zaman aklında işbikri olan yatırıma dönüştürecek kişiler geliyorlar. Bizim yatırım destek ofisine başvuruyorlar. Bu işbikrinin Ankara'da uygulanabilir olup olmadığı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Veya yatırım destek ofisindeki arkadaşlarımız sizi en uygun hangi kurum da tarafından bu projenin destekleneceği hakkında sizi bilgilendiriyorlar. İkinci olarak ise bir iş fikri varsa bunu projeye dönüştürüp işte Aralık ayında proje pazarında bunu sunmanızı öneririm. Biz birincilere, ikincilere ve üçüncülere de ayrıyeten Ankara Kalkınma Ajansı olarak ödüller veriyoruz. İkinci soru olarak 2013 yılında desteğe çıkmadık mal destek programlar kapsamında. Bunun nedeni bu tüm Türkiye'de 26 ajansa desteğe çıkılmadı. Nedeni ise bir gözden geçirme oldu. İşte 2011-2012 yılında desteklenen faaliyetlerin bir gözden geçirmesi oldu. Projelerin yerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirme aşaması olarak ele aldık diyebilirim. Üçüncü soru olarak da girişim sermayesi konusunda bir tarih vermedim ama bu tarih de Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarına bağlı. O mevzuat çalışmaları tamamlandığında biz de Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu girişim sermayesini Ankara'ya en iyi şekilde nasıl uygulayabiliriz? O yönde çalışmalarımız devam edecektir. Hepinize teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, gerçekten akşamın bu saatine kadar sabahtan beri dinlemek ben öğretmenim ilk başlama mesleğime 20 dakikadan fazla insanın dinleme sabrı yoktur derken biz sizi sabahtan akşama kadar tuttuk. Önce ben bu toplantıyı düzenleyen kurumlara, buna katkı yapanlara teşekkür ediyorum. Sonra tabii ki burada birikimleriyle bizi aydınlatan, bize düşüncelerini aktaran ve bizimle paylaşanlara teşekkür ediyorum. Sonra asıl büyük teşekkürü size ediyorum. Ama bir şeyi söylemeden de geçemeyeceğim. Sayın Gökpınar dedi ki, bu bir toplumsal iklim meselesidir dedi. İçinizde matematikçi olan var mı? Yok herhalde. Bir dönemde dünyanın en büyük matematikçilerini Macarlar çıkarıyor. Küçük bir toplum olduğu halde. Sebebi şu, çünkü toplumun herkese yayılıyor. Herkesin elinde bir defter, kahvede, sokakta herkes matematik problemi üretmeye çalışıyor. Bu toplumsal iklim ya da zamanın ruhu dediğimiz olay önemli. Türkiye'de konuşuluyor. İnşallah bu konuşulma sadece çatılarda kalmaz. Daha derinliklerine iner, toplumun derinliklerine, daha özgür tartışmalara iner. Ve bu inovasyon konusunda aşmak zorundayız. Bu Aniban'ın mıydı? Ya bir yol bulmak zorundayız ya bir yol yapmak zorundayız. Aksi takdir orta gelir, tuzağına saplanır kalırız. Bu bizim için ayıp olur. Bu akşam bu toplantı eğer Can Yücel'in şu şiirindeki sonucu yarattıysa buradan hep beraber mutlu ayrılacağız. En uzak mesafe ne Çin'dir, ne Afrika'dır, ne Çin, ne Hindistan, ne geceleri ışıldayan seyyareler, en uzak mesafe iki kafa arasındadır birbirini anlamayan. İnşallah birbirimizi biraz daha çok anlayarak, biraz daha yakınlaşmış olarak bu salonu terk etmiş oluruz. Hepinize saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyorum.